Tekrardan merhabalar. Bu videomuzda da döngüler konum atomunu pekiştireceğimiz uygulamalar yapacağız. Ayrıca bu videolarımızda da nested loop ifadelerini kullanacağız. Peki bu nested loop ne demek? İç içe döngü demek. Yani iki adet for kullanacağız veya birden fazla while ifadesi kullanacağız. Şimdi ilk uygulamamızda istenilen boyutlarda kare yıldız deseni oluşturacağız. Peki bu nasıl bir şey olacak? Bu fotoğraftan bakalım. Şimdi burada 5x5'lik yıldız deseni var. Bu kare yıldız da diyebiliriz. Şimdi biz bunu for döngüsü kullanarak yapacağız. Tabi bunu printf yaparak yazabiliriz. Şu şekilde böyle yıldızlarımızı koyarız 5 tane. Daha sonra bunu çoğaltırız. Tane daha koyalım. Evet, bunu çalıştırdığımızda aslında şeklimizi elde ederiz. Ama tabii ki verimli olmaz. Bunu biz for döngüsüyle yapacağız. Şimdi bunu silelim isterseniz for döngümüzü yazmaya başlayalım. Şimdi iki adet forumuz olacak iç içe. Bunu da siz az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Yani dışarıdaki for döngümüz buradaki satırları belirtecek. İçerideki for döngümüz ise kaç tane yıldız koyacağımızı belirtecek. İlk forumuzun değişkeni iyi olsun. Sıfırdan başlatalım. Daha sonra İlk önce kullanıcıda almayan değerleri biz yazalım. 5'e kadar gitsin. Ve bu iyi değerlerimizi arttıralım. Bu bizim satır sayımız oldu. Şöyle de belirteyim. Satır sayısı. Peki neden satır sayısı? Bu kısımda iyi değer, her bir iyi değerine karşı içeride de ayrı ayrı for döngüsü gerçekleşecek. O yüzden dışarıdaki kısım satır sayımız, içerideki kısım ise sütun sayımızı belirtmekte. J değerimiz olsun ikinci değişkenimizde. Bu da sıfırdan başlasın. 5'e kadar gitsin. Pardon. J değerimiz 5'e kadar gitsin. Bu J değerlerimiz de burada artsın. Şimdi bu kısımda sütun sayımızı belirtiyoruz dedik. Ve kaç tane yıldız olacağını burada belirttik. Tabi şuraya da yıldız işaretini koymamız gerekiyor. Şu boşlukları da bir silelim ilk önce. Şimdi bunu baştan incelersek i değeri 0 için 5 tane yıldız çizecek. İ değeri 1 için 5 tane yıldız burada çizecek. Bu şekilde devam edecek. Bu şekilde çalıştırırsak yıldızlarımızı yan yana görürüz. İsterseniz bunu da bakalım. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi yıldızlarımız yan yana oldu. O yüzden buraya printf ile boşluk koymalıyız. Şöyle yapıyorum. Slash enemy'i yerleştiriyorum. Şimdi çalıştıralım isterseniz. Evet, gördüğünüz gibi istediğimiz şekli elde ettik. 5x5 yıldız şeklini elde ettik. Şimdi bundan çıkalım isterseniz. Bu satır sayımızı ve sütun sayımızı kullanıcıdan alalım. Sadece kare değil, dikdörtgen şekiller de elde edelim. Şuraya gelelim. Integer, n ve m değerleri olsun. Bunları da boş bırakabiliriz. Bir kullanıcıdan bu değerleri alalım. Satır sayısını geliriz. Scanf ile değerimizi alalım. Değerlerimiz integer olacak. %d yazıyorum. Ve buraya ampersand ile enimi bunu kopyaladım. Buraya sütun sayımızı girmesini istiyorum. Ve bunu da m değişkenime kaydediyorum. Şimdi satır sayımızda n değerine kadar gidecek. Sütun sayımızda ise m değerine kadar gitmesi gerekiyor. Bir bakalım. Satır sayımız 5 olsun. Sütun sayımız da 5 olsun. Evet. Tekrar çalıştıralım. Biraz büyük bir desen yapalım. 10 olsun. Bu da 20 olsun. Gördüğünüz gibi 10 satır, 20 sütunla oluşan yıldız deseni elde ettik. Tabii ben sürekli Build ve Run'a basıyorum. Direkt şuraya basarsanız Build ve Run'ı aynı anda yapabilir.
47'ye 58 olsun. Gördüğünüz gibi istediğimiz deseni elde edebiliyoruz. Şimdi sonraki videolarda da bu tarz örneklere devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.